Yürüyordu, yoğun bakım ünitesinde devam ediyordu. Dün sabah saatlerinde acı haber geldi ve hayatını kaybettiği açıklandı. Ölümünün nedeni olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. Milli Görüş Hareketi'nin önemli isimlerinden dedik. Oğuzhan Asiltürk'le ilgili bilgi vermemiz gerekirse 1935 yılında Malatya'da dünyaya geldi. Liseye kadar eğitimini de burada sürdürdü. Üniversite eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'nde tamamladı. Ankara ve Malatya'da milletvekili seçilerek mecliste görev yaptı. 1973 yılında dönemin başbakanı Bülent Ecevit tarafından kurulan CHP-MSP koalisyon hükümetinde İçişleri Bakanlığı görevlerine getirildi. 1975 ve 1977 yıllarındaysa Demirel'in kurduğu Milliyetçi Cephe hükümetlerinde İçişleri ve Sanayi Bakanlığı görevlerinde bulundu. Refah Partisi'nde aynı zamanda genel sekreterlik görevini de yürüttü. Milli Görüş lideri Necmettin Erbakan'ın vefatının ardından Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanlığı'na getirildi. Son dönemde aslında kamuoyu ismini Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmelerle aslında son dönemde sıkça duymaya başlamıştık. Erdoğan 7 Ocak 2021'de Asiltürk'ü evinde ziyaret etti. İlk olarak daha sonra Beştepe'de kabul etti. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz aylarda gerçekleşen Kıbrıs ziyaretinde de yanında yer aldı, ona eşlik etti ve bu görüşmeler aslında ittifak görüşmeleri olarak da değerlendirilmişti. Kamuoyu son olarak bu tartışmalarla Oğuzhan Asiltürk'ün ismini sıkça duymuştu. Türk siyasetini buluşturan bir cenaze töreni olduğunu ifade edebiliriz. Hem Cumhur İttifakı ortakları hem Millet İttifakı paydaşlarının burada Hacı Bayram Veli Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninde bulunduğunu ifade edelim. MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Büyük Birlik Partisi lideri Mustafa Destici ve Deva Partisi Ali Babacan'ın cenaze törenine katılan siyasetçilerden, liderlerden olduğunu ifade edelim. Oğuzhan Asiltürk'ün vefatının ardından siyasilerden de peş peşe mesajlar gelmişti. Başsağlığı mesajları. Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasi tarihimizin önemli isimlerinden çok kıymetli ağabeyimiz Oğuzhan Asiltürk'e Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Oğuzhan abimin muhterem ailesine, Türkiye'de ve yurt dışında sivil toplum ve siyaset camiasına Allah'tan sabrı cemir diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun ifadelerini kullanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da işte birazdan buraya gelecek ve cenaze töreninde onun da kısa bir konuşma yapmasını beklediğimizi ifade edelim. Liderlerin mesajlarıyla devam edelim. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu telefonla aramıştı. Dün başsağlığı dilemişti. Bugün de cenaze töreninde birlikte saf tuttuklarını, yan yana saf tuttuklarını ifade edelim. Ekranlara da getiriyoruz. Telefonla aradı dün. Milli Görüş camiasına başsağlığı dileklerini iletti. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli de sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Türk devlet ve siyaset hayatının muhterem isimlerinden biri olan, aynı zamanda Milli Görüş'ün kurucularından ve Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanlığı görevini de yürüten Sayın Oğuzhan Asiltürk'ün vefatından büyük bir üzüntü duyduğumu ifade etmek isterim mesajını paylaşmıştı. İYİ Parti lideri Meral Akşener de Asiltürk'ün vefatı nedeniyle üzüntü duyduğunu dile getirdi. Değerli siyasetçi ve devlet insanlarımızdan Oğuzhan Asiltürk'e Yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum mesajını paylaşmıştı. Biraz sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan da tören alanına gelecek ve cenaze töreni başlayacak, cenaze namazı kılınacak. Kimlerin katıldığını, kimlerin bulunduğunu da ifade edelim. Türk siyasetini buluşturan bir cenaze töreni gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan biraz sonra buraya gelecek Hacı Bayram Veli Camii'ne. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli, Büyük Birlik Partisi lideri Mustafa Destici, Deva Partisi lideri Ali Babacan,
cenaze törenine katılmak üzere Hacı Bayram Camisi'ne gelen liderler arasında Oğuzhan Asiltürk Milli Görüş'ün öne çıkan isimlerinden biriydi. 1973 genel seçimlerinden sonra dönemin başbakanı merhum Bülent Ecevit tarafından kurulan CHP-MSP koalisyon hükümetinde İçişleri Bakanlığı görevine getirilmişti. 1975 ve 1977'de Demirel'in kurduğu Milliyetçi Cephe hükümetlerinde de İçişleri ve Sanayi Bakanı olarak görevi yapmıştı. Ve Milli Görüş Hareketi'nde Erbakan'ın vefatının ardından Yüksek İstişare Kurulu Başkanlığı'na getirilmişti ve o dönemden bu yana da bu görevini sürdürüyordu. 86 yaşında hayatını kaybetti. Evli ve 4 çocuk babasıydı. Eşinin de aynı hastanede, şehir hastanesinde kendisiyle birlikte tedavi gördüğünü ifade edelim. Ancak hayat mücadelesine yenildi ve dün sabah saatlerinde hayatını kaybetti ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da hayatını kaybetme sebebi olarak kalp krizini işaret etti. Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi. Tören biraz sonra başlayacak Hacı Bayram Camisi'nde. Öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlenecek ve ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak. Biraz sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan da törene katılmak üzere buraya gelecek. Liderlerin mesajları vardı, onları da tekrar ifade edelim. Türk siyasetini buluşturan bir cenaze töreni. Liderler de vefatının ardından hemen peş peşe mesajlar yayınladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasi tarihimizin önemli isimlerinden çok kıymetli ağabeyimiz Oğuzhan Asiltürk'e Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Oğuzhan ağabeyinin muhterem ailesine, Türkiye'deki ve yurt dışındaki sivil toplum ve siyaset camiasına Allah'tan sabrı cemil diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun ifadelerini kullanmıştı. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan da biraz sonra buraya gelecek ve cenaze töreninde de kısa bir konuşma yapmasını bekliyoruz. Oğuzhan Asiltürk'le ilgili bir konuşma yapacağını ifade edelim. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da burada. O da cenaze törenine katılan isimlerden. Evet, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nun da şu an cenaze töreni için buraya geldiğini ifade edebiliriz. Şu an CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve burada bulunan diğer siyasilerle selamlaştı ve şu an CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'yla Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun yanında birlikte saf tutacaklar. Biraz sonra cenaze namazı kılınacak. Aslında Millet İttifakı ve paydaşlarının buluştuğu bir kare olduğunu söyleyebiliriz. Şu an ekranlarınıza getirdiğimiz karenin Ali Babacan'ın da hemen yanlarına gelmek üzere olduğunu ifade edelim. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi lideri, Deva Partisi lideri ve Gelecek Partisi lideri birlikte yan yana saf tutacaklar. Biraz sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da törene katılmak üzere Hacı Bayram Camisi'nde buradaki tören alanına geleceğini ifade edebiliriz. Milli Görüş Hareketi'nin önemli isimlerinden biriydi. Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk dün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. 86 yaşındaki Asiltürk Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Kalp krizi sebebiyle hayatını kaybettiği açıklandı. Ve bugün de burada Hacı Bayram Veli Camisi'nde son yolculuğuna uğurlanacak. Dua edildiğini ifade edelim. Biraz sonra cenaze namazı kılınacak ve Millet İttifakı ortakları ve paydaşları birlikte saf tutacaklar. Cenaze namazı kılınacak.
Oğuzhan Asiltürk ile ilgili bilgi vermemiz gerekirse Türk siyasetinin ve milli görüşün önemli isimlerinden biriydi. 1935 yılında Malatya'da dünyaya geldi. Ankara ve Malatya milletvekilliği yaptı. 1973 genel seçimlerinden sonra dönemin başbakanı merhum Bülent Ecevit tarafından kurulan CHP-MSP koalisyon hükümetinde İçişleri Bakanlığı görevine getirildi. 1975 ve 1977'de ise Demirel'in kurduğu Milliyetçi Cephe Hükümetlerinde İçişleri ve Sanayi Bakanı olarak görev yaptı. Oğuzhan Asiltürk isminin bir başka önemi de aslında Kıbrıs Barış Harekatı'nın gerçekleştiği dönemde İçişleri Bakanı görevini, bakanlığı görevini yürütüyor olmasıydı. Oldukça kritik dönemlerde aslında görev yaptığını ifade edebiliriz. Refah Partisi'nde genel sekreterlik görevinde de bulundu. Milli Görüş lideri Necmettin Erbakan'ın vefatının ardındansa Saadet Partisi'nin Yüksek İstişare Kurulu Başkanlığı'na getirilmişti ve o günden bu yana da bu görevini sürdürüyordu. Kamuoyu son günlerde aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yürüttüğü temaslarla ismini sıkça duyar olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la 7 Ocak 2021'de bir görüşmesi gerçekleşmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Asiltürk'ü evinde ziyaret etmişti. İkinci görüşmede adresi Beştepe'ydi. Asiltürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yürüttüğü, gerçekleştirdiği o ziyarette de, heyette de yer almıştı. Kendisine eşlik etmişti. İşte bu görüşmeler ittifak görüşmeleri mi sorusunun sorulmasına neden olmuştu ve kamuoyunda sıkça tartışılmıştı bu görüşme. Ve 86 yaşında dün sabah hayatını kaybetti. Cenaze töreni Hacı Bayram Veli Camii'nde öğle namazını müteakip gerçekleşiyor. Cenaze töreni biraz sonra cenaze namazı kılınacak ve buradan Cebeci Asri mezarlığına devredilecek, defnedilecek. Mesajları vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasi tarihimizin önemli isimlerinden çok kıymetli abimiz Oğuzhan Asiltürk'e Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Oğuzhan abimin muhterem ailesine, Türkiye'deki ve yurt dışındaki sivil toplum ve siyaset camiasına Allah'tan sabrı cemir diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun ifadelerini kullanmıştı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu telefonla aramıştı ve Milli Görüş camiasına başsağlığı dileklerini iletmişti dün. MHP lideri Devlet Bahçeli de sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Türk devlet ve siyaset hayatının muhterem isimlerinden biri olan, aynı zamanda Milli Görüş'ün kurucularından ve Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanlığı görevini de yürüten Sayın Oğuzhan Asiltürk'ün vefatından büyük bir üzüntü duyduğumu ifade etmek isterim demişti. İşte liderler dün mesajlarını vermişti ve hem Milli Görüş hareketine hem de aileye desteklerini bu şekilde ifade etmişlerdi. Bugünse liderler birlikte saf tutacaklar. Biraz sonra mesaj yayınlayan liderler bu kez Hacı Bayram Veli Camisi'ndeki törene katılmak üzere buradalar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da cenaze törenine katılmak üzere buraya geldiğini ifade edelim. Cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı'nın kıldıracağını da ifade edelim. Diyanet İşleri Başkanı da buraya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan cenaze namazını kılmak üzere şu an yerine geçecek. Biraz sonra yerine geçecek. Siyaseti buluşturan bir cenaze töreni olduğunu ifade edebiliriz. Hem Millet İttifakı hem Cumhur İttifakı ortakları Hacı Bayram Camisi'nde Oğuzhan Asiltürk için düzenlenen cenaze töreninde buluşmuş durumdalar. Biraz sonra cenaze namazı kılınacak. Birlikte saf tutacaklar Oğuzhan Asiltürk için. Cenaze törenine katılacak, katılan isimleri sayacak olursak Cumhurbaşkanı Erdoğan geldi şu dakikalarda ve
başsağlığı dileklerini iletecek. Biraz sonra Temel Karamollaoğlu'na, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'na başsağlığı dileklerini iletecek. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli, Büyük Birlik Partisi lideri Mustafa Destici, Deva Partisi lideri Ali Babacan, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, hem ifade ettiğimiz gibi Cumhur İttifakı ortakları hem Millet İttifakı'nın paydaşları burada cenaze törenine katılmak üzere geldiler. Siyasetin buluştuğu bir fotoğraf olduğunu ifade edebiliriz. Biraz sonra cenaze töreni düzenlenecek. 1935 yılında Malatya'da dünyaya geldi Asil Türk. Ankara ve Malatya milletvekilliği yaptı ve aynı zamanda Ulaştırma ve Sanayi ve İçişleri Bakanlığı görevlerini yürüttü. Son olarak Milli Görüş lideri Necmettin Erbakan'ın vefatının ardından Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu başkanlığını yürütüyordu. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da geldi. Cenaze töreni başlayacak. Cenaze törenini, cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı'nın kıldıracağını ifade edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da kısa bir konuşma yapmasını beklediğimizi söyleyelim. Asil Türk son dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmelerle aslında gündeme gelmişti. 7 Ocak ta bu yıl Asil Türk'ü evinde ziyaret etmiştir Cumhurbaşkanı Erdoğan. İkinci görüşmede adres Beştepe'ydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Asil Türk'ünle bir araya gelmişti. Bir görüşme gerçekleştirmişti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki o ziyarette de yine Asil Türk bulunmuştu. İşte bu görüşmeler, bu temaslar ittifak görüşmeleri olarak değerlendirilmişti ve tartışmalara neden olmuştu. İşte bu tartışmalar sürerken aslında bir taraftan Oğuzhan Asil Türk 13 Eylül'de zatürreye bağlı nefes darlığı şikayetiyle önce İstanbul'da, daha sonra Ankara'da tedavi altına alındı. Eşiyle birlikte aynı rahatsızlığı vardı. Eşiyle birlikte şehir hastanesinde tedavisi devam ediyordu. O günden bu yana da yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğünü ifade edelim ve dün sabah saatlerinde kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti ve Diyanet İşleri Başkanı şu an cenaze namazını kıldıracak. Cenaze namazının kılındığını ifade edelim. Türk siyasetini... Allahu Ekber! Kema barakta ala İbrahim. Allahu Ekber. Allahumma ğfir li hayyina ve meytina ve şahidina ve gayibina ve zâkirina. İslam'a men tevaffeyte ve minna fedeyte. Ve khussa hâzel beyte bi rahmetike. Allahu Ekber. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Ruhi için el Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Muhterem kardeşlerim, uzun yıllar milletimize, memleketimize hizmet etmiş, büyük bir devlet adamlığı yapmış eski bakanlarımızdan Oğuzhan Asil Türk Beyefendi'yi hep birlikte
Ahirete uğurluyoruz. Hep birlikte namazını kıldık. Rabbim kabul buyursun. Biz biliyoruz ki insanlar yeryüzüne imtihan olmak için gönderildi. Bunu Mülk suresinin ilk ayetlerinde Rabbimiz Estaizu billah اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَز۪يزُ الْغَفُورُ Allah ölümü de hayatı da bakalım hanginiz daha güzel işler yapıyorsunuz, amel işliyorsunuz diye sizi imtihan etmek için yarattı buyurmaktadır. Evet, merhum Oğuzhan Asiltürk beyefendi için şahitlik ediyoruz ki o hayatında hep en güzel amel işlemeye çalıştı. Bir ayeti kerime var. Estaizu billah. Ricalun la tulhihim ticaretun ve la bey'un an zikrillahi ve ikamis salah ila ahiril ayet. Öyle adamlar vardır ki ne mal, ne ticaret, ne herhangi başka bir şey onları Allah'ı zikirden, Allah'ı hatırlamaktan, hatırlatmaktan, namaz kılmaktan ve İslam için mücadeleden alıkoyamaz. Yine biz biliyoruz ki Oğuzhan Asiltürk beyefendi tavizsiz bir Müslüman idi. Gençleri yetiştirmek, daha iyi yetiştirmek için şuur dersleriyle yapmış olduğu çok güzel faaliyetler vardı. Şuur dersleri ismiyle. İnşallah bütün yapmış olduğu bu güzel faaliyetler, ameller onun amel defterinde karşısına çıkar ve cennette en güzel yere girmesine, gitmesine vesile olur. Biz bir kul olarak, onu tanıyanlar olarak bu türlü bir şehadette bulunuyoruz. Rabbim şehadetlerimizi kabul eylesin. Ben hepinize tezkiye amaçlı sormak istiyorum. Oğuzhan Asiltürk beyefendiyi hali hayatında nasıl bilirdiniz? Müslüman, mümin bir kul olduğuna şahitlik eder misiniz? Evet. Rabbim şahitliğinizi kabul eylesin. Amin. Lütfen kendisine haklarınızı helal ediniz. Helal ediniz. Helal ediniz. Rabbim helalliğinizi kabul eylesin. Bizler de inşallah musallaya geldiğimizde arkamızdan nice insanların bizlere haklarının haklarını helal etmesi ve bizim için güzel tezkiyelerde bulunması hepimiz için nasip olur inşallah. Değerli kardeşlerim, Cumhurbaşkanımızın uzun yıllar yol arkadaşlığını yaptı, dostlukları vardı. Hepimiz adına tabii ki söyleyeceği birkaç cümle olabilir. Kendisine mikrofonu arz ediyorum. Buyurun Sayın Cumhurbaşkanı. Az önce alalım hocam. Tabut az önce alalım. Alamayız. Bir bekle hocam. Bekle. Efendim. Kablo. Bir saniye. Şuradan alayım ben. Hayır. Üstten alacağım. Üstten. Rantlı hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz kardeşlerim. Her şeyden önce şu anda musallada bulunan değerli büyüğümüz Oğuzhan Asiltürk abimize şu anda Hakk'a uğurlarken artık son görevimizi yapıyoruz. Tabii ta gençlik yıllarımızdan itibaren muharefemizin olduğu tanıştığımız değerli büyüğüm Oğuzhan abimizle birlikte uzun yıllar bir arada olduk. Özellikle de
devlet adamlığından tutunuz, tabii bakanlıklarıyla birlikte de siyaset hayatı içerisinde bu ülkeye, bu millete çok büyük emekleri geçti, çok büyük gayretleri oldu. Rabbim inşallah sevgili Habibinin Livaül Hamd ismiyle müsemma sancağı altında bizleri haşru cem eylesin. Ve bu yolculukta da bizleri yalnız komasın, ayrı komasın. İnşallah bu koronavirüs veya bir diğeriyle ne olursa olsun tüm insanlığı Rabbim bundan muhafaza eylesin. Ve hep birlikte inşallah dualarımızı ihmal etmediğimize inanıyorum. Az önce tezkiyenizle zaten gayet güzel bir tezkiyede de bulundunuz. Haklarımızı helal ettik. Ve inşallah cennetiyle, cemaliyle de bizleri müşerref kılsın. Ve tüm ailesine, tüm camiaya Rabbim başsağlığı diliyoruz. El Fatiha. Allahu ekber, Allahu ekber, la ilahe. Evet, Oğuzhan Asil Türk son yolculuğuna uğurlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da naaşa, tabutuna omuz koyan isimler arasında. Cumhurbaşkanı Erdoğan biraz sonra bir konuşma yaptı. Ta gençlik yıllarından itibaren tanıştığım Oğuzhan abimle uzun yıllar beraber oldum. Özellikle devlet adamlığı bakanlığıyla birlikte bu millete çok büyük emeği ve gayreti geçti. Bu yolculukta bizleri yalnız ayrı koymasın dedi ve dualarımızı ihmal etmeyelim ifadelerini kullandı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Oğuzhan Asiltürk'ün naaşı Hacı Bayram Veli Camisi'nde düzenlenen cenaze töreniyle şu an son yolculuğuna uğurlanıyor. Biraz sonra Cebeci Asri Mezarlığı'na götürülecek ve naaşı buraya defnedilecek. Türk siyasetinin buluştuğu bir cenaze töreni gerçekleştiğini ifade edelim. Hem Cumhur İttifakı hem Millet İttifakı ortakları burada cenaze töreninde hazır bulundu. Oğuzhan Asiltürk için birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli, Büyük Birlik Partisi lideri Mustafa Destici, Deva Partisi lideri Ali Babacan, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun cenaze törenine katılan liderlerden, katılan isimlerden olduğunu ifade edelim. Ve Hacı Bayram Veli Camisi'ndeki cenaze töreni sona erdi. Naaşı, Oğuzhan Asiltürk'ün naaşı şu dakikalarda son yolculuğuna uğurlanıyor diyelim ve sözü Ankara'dan İstanbul'a bırakalım. Esra'ya çok çok teşekkürler aktardıkların için. Evet, Oğuzhan Asiltürk son yolculuğuna uğurlanıyor. O, tabutu şu anda omuzlarda, cenazesi. Az önce cenaze namazı kılındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da cenaze namazının ardından bir konuşma yaptı. Hem Cumhur İttifakı hem de Millet İttifakı'nın paydaşlarının da cenaze töreninde hazır bulunduğunu belirtelim. Oğuzhan Asiltürk şu anda son yolculuğuna uğurlanıyor. Eşiyle birlikte zatürreye bağlı nefes darlığı şikayetiyle İstanbul'da tedavi altındaydı ve 86 yaşında yaşama veda etti Oğuzhan Asiltürk ve şu anda cenazesi de cenaze aracına
konuluyor. Ve Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek Oğuzhan Asiltürk. Gelişmeleri aktardık. Bizden hemen sonra Emin Çağlar Spor'daki gelişmeleri aktaracak. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.